Merhaba arkadaşlar kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 16. yüzyıla geçtik. 16. yüzyıl Osmanlı sahası Türk Edebiyatı'na geçiş yapacağız bugün. Evet bir önceki dersimizde Fuzuli'yi görmüştük. Fuzuli de tabi ki Osmanlı sahasına dahil edilir. Ama daha çok Azeri Türkçesi ile eser verdiği için yani Azeri Türkçesinin etkileri Fuzuli'de daha fazla olduğu için onu Azer 16. yüzyıl Azeri Türk edebiyatında işledik. Yine de Fuzuli bu dönemin baki ile beraber en önemli şairlerindendir. Tabii ki bu dönem önemli şairlerin yetiştiği bir dönem arkadaşlar. Hiçbir şekilde 16. yüzyılda çoğu şairi es geçemiyoruz. Fakat nasıl diyelim 16. yüzyılın en önemli belli başlı bizi ilgilendirecek şairlerini beraber işleyeceğiz. 16. yüzyıl Osmanlı sahasına baktığımız zaman şunu görüyoruz artık divan edebiyatı daha da gelişmiştir. Ve İranlı rakiplerine göre daha çok eser vermeye ve daha yetkin eser vermeye başlamışlardır. Artık Arus da herhangi bir sıkıntı yaşanmamaya başlamıştır. İmaleler azalmış, zihaflar artık görülmeye başlamış. Yani o dönemde de yine aruz kusurları devam ediyor mu? Ediyor. Fakat 14, 15 hatta 13. Yüzyıl, yüzyıldaki gibi bir fazlalık görülmüyor. Yani edebiyat iyice gelişmeye devam ediyor. Aynı zamanda bu dönemde dün yani bir önceki dersimizde İşlediğimiz gibi Osmanlı'nın yükseliş dönemi olması sebebiyle biraz daha edebiyatta gelişmeye doğru gidiyor. 17. yüzyılda divan edebiyatı daha da gelişkin örneklerini verecek fakat devlet yine duraklama döneminde olduğu için bu edebiyatı çok fazla etkilemeyecek. Bu dönemde İranlı şairlerle bir yarışma içerisine giriyor şairlerimiz çünkü artık kendi rüştünü ispat etme aşamasına gelen Anadolu sahasının şairleri sürekli bir atışma içerisinde bulunuyor İranlı şairler ve onlarla eş değer olduklarını ifade ediyorlar. Peki biz İranlı şairlerden daha üstün olduğumuzu ne zaman ifade edeceğiz? Kesin olarak 17. yüzyılda ifade edeceğiz arkadaşlar. Baktığımız zaman bu dönemde artık Arapça ve Farsça kelimelerin fazlalaştığını görüyoruz. Çünkü şairler Aruz Vezne'nin de etkisiyle Vezne uyum sağlamak için Arapça, Farsça özellikle Farsça kelimelerin ağırlıkta olduğu bir döneme geçiş yapacağız 17. yüzyılda bu biraz daha artacak. Bu yüzyıllar birbirleriyle çok etkileşimli olduğu için 17'den örnek veriyorum arkadaşlar. Öte taraftan bu dönemde şöyle bir akım da var. Türkiye basit akımı. Yani artık bu Arapça ve Farsça sözcüklerin şiir dilinde fazlalaşması sebebiyle Tatavlalı mahremi Tatavlalı mahremi ondan sonra Edirneli Nazmi gibi şairler ve aynı zamanda Basiri de sayabiliyoruz. Bu şairler daha Türkçe şiir örnekleri vermişlerdir. Fakat bu akım çok fazla etkili olamamıştır. Yani 2-3 temsilcisinden sonra buna çok rağbet eden olmamıştır. Yine bu dönemde e, mahallileşme akımının özelliklerini görüyoruz. E, Ahmet Paşa Şeyhi Necati ile başlayan klasik e, Türk edebiyatının yani divan edebiyatının e, devamı niteliğinde olan şairleri göreceğiz ve hikemi tarzda bağlattığı ruhi ortaya çıkacak. Bu şekilde bir edebiyat ortamı var. Yine konularımız değişmedi. Temel konumuz aşk olmakla beraber din, tasavvuf, tabiat gibi konularda yer alacak arkadaşlar. Yani Mesnevi'ye baktığımızda da yine aşk Mesnevilerinin devam ettiğini görüyoruz. Ve bu dönemde daha çok aşk üzerine yazılan Mesneviler, yerli hikayeler bulunuyor ve hicivde yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Ayrıca bu dönemde nesir dilimiz de gelişmeye başlıyor. Daha önceden söylemiş olduğumuz sade, orta ve süslü nesir bu dönemde biraz daha kendini geliştirerek ortaya çıkacak. Bu dönemin önemli şairleri var Anadolu sahasında. Bu şairlerin ilki Zati'dir. Zati 16. yüzyılın başlarında yaşıyor dönemin önde gelen temsilcilerinden ve Balıkesirli doğum tarihini veren e, İvaz ismini kullandığını ifade ediyor kendisi. Bazı kaynaklarda da satıdan bozma bir kelime olduğu da söylenmektedir. Çok fazla eğitim almıyor zaten. Yani doğuştan şair ve bu dönemde doğuştan şairler bu dönemde doğuştan şairler çok fazla rağbet görmüyor. ama zatip bunların arasında enler görülen bir şahsiyettir arkadaşlar. Az çok farsça bilir. Şiir için emek harcamıştır. Yani şiirin kurallarını, sarf nahiv gibi kuralları, dil bilgisi kurallarını bilir ve remil falında kendini geliştirmiştir. Böyle de bir şairimizdir. Yani Remil kumla bakılan bir fal arkadaşlar. İkinci Bayezid döneminde zaten İstanbul'a geliyor. İstanbul'a gelince burada ayakkabıcılık yapıyor. Ve aynı zamanda Remil falıyla uğraşıyor. Ve bu ayakkabıcı dükkanı şairler için uğrak bir mekan haline geliyor. Bunların arasında Baki de var. Hatta Baki genç yaşta bir şiirini kendisine sunduğu zaman yani sen diyor bu yaşta bu şiiri yazamazsın. Kimden çaldın diye kendisini suçluyor Baki'nin. Ve Baki kendisini aklamak için diğer şiirlerinden de örnekler verince zatip Baki'deki bu şiir yeteneğini keşfediyor. Ve kendi yaptığından da özür diliyor. Öte yandan belki böyle hazır cevap bir şahsiyet, esprili bir kişilik ve kendisi'nin dış görünüşüyle ilgili de e, rakipleri ya da dostları tarafından sürekli eğlence alınan bir karakterdir. Örneğin sağlığı sebebiyle kendisine devlet görevi verilmiyor. Öte yandan yaşlılık döneminde. Para karşılığı şiir yazıyor ve bu şiirlerin bir kısmı yazmış olduğu kişi tarafın kişinin kendi şiir kitabında çıkıyor. Halbuki zatı yazmış ve buna çok sinirlenen bir insan ve geçimini sağlaması için devlet tarafından kendisine tevliyetler veriliyor çünkü sağır olması sebebiyle herhangi bir devlet görevi yapılmasının zararlı olduğu düşünülüyor. Şair 1546'da vefat ederken sıkıntılar içerisinde vefat ediyor arkadaşlar. Edebi şahsiyetine baktığımız zaman zati az önce de ifade etmiştik doğuştan gelen bir şairlik yeteneği var. Ve Ahmet Paşa ve Necati'den sonra divan şiirinin önemli bir merhalesini oluşturuyor. Önemli bir aşamasını oluşturuyor yaşadığı sürece baki gibi genç şairleri etrafına topluyor ve şiir yazarken içinden geldiği gibi yazıyor. Bu nedenle bazı şiirleri mükemmel olmasına rağmen çoğu şiiri de kusurludur. Bu sebeple eleştirilmiştir. Öte yandan genç şairlerin yazmış olduğu şiirleri divanına alıyor zaten. Böyle bir huyu da var. Ve şair, genç şairimiz buna karşı çıktığı zaman diyor ki Bizler divan sahibi namlı ünlü şairleriz. Biz bunu divanımız almak da bunu aslında yaşattık. O yüzden siz sesinizi çıkartmayın. Biz buna güzel anlamlar verdik, kaybolup gitmesini önledik diye cevap veriyor öte taraftan. Farsça şiirden çok çeviri yapıyor ve bu nedenle eleştiriliyor. Kendisini eleştirenlere de diyor ki benim Farsça bilmediğimi biliyorsunuz yani bunu ancak tesadüf olabilir şeklinde cevaplarda veriyor. Şiirlerinde tasavvufun etkisi pek fazla görülmüyor. Ama zatinin şöyle bir özelliği var arkadaşlar. İstanbul'un sosyal hayatını yansıtması bakımından önemli bir şairdir. İstanbul'un gelenekleri, göreneklerini çok güzel bir şekilde şiirlerine yansıtmıştır. Eserlerine baktığımız zaman Zati'nin en önemli eserinin divan olduğunu görüyoruz. İçinde 1825 gazel bulunuyor. Bu şekilde Muhibbi yani Kanuni Sultan Süleyman'ın Karamanlı Nizami'nin yazmış olduğu şiir sayısına yakın neredeyse en fazla gazel yazan şairlerden biridir. Hatta asıl şöhreti gazelleri iledir. Şem-i Pervane Mesnevisi var. Edirne Şehrengizi var. Daha önceden Mesih'in Edirne Şehrengizi vardı. 15. yüzyılda. Letaifi var. Burada da iki bölümden oluşan bu eserde ilkinde Zati ve onun ile arasında geçen komik olaylar yer alıyor. İlk diğer ikinci bölümde de Zati dönemin meslek ve sanat erbaplarını birer cümleyle böyle şaka yollu anlatıyor. Bir de deli birader Gazali ile mektup bu var. Mizahi içerikli. bunda da eserleri arasındadır arkadaşlar. Şimdi Zati'nin bir gazelini beraber şerh edelim, açıklayalım. Seher sahraya azmettim muradı dil şikar oldu Göründü bir elif kamet şikarum aşikar oldu. Şimdi öncelikle ne demek istiyor buna bakalım. Sabah vakti sabah vakti sahraya gittim. Azmetmek gitmek. Sahra ise ova, kır anlamına geliyor. Muradı dil Gönlümün isteği şikar oldu, avlandı demek. Göründü bir elif kamet, elif boylu bir sevgili, elif boylu güzel şikarım aşikar oldu. Yani elif boylu sevgilinin görünmesiyle avım belli oldu. İsterseniz bir de beytimizin veznini bulalım. Öncelikle her zaman açık ve kapalı heceleri gösterelim. Sanırım 16 hece olduğunu fark etmişsinizdir ve bu şekilde bizim kolay bir veznimiz var aslında onunla yazmış. Ee, bakalım açık ve kapalılık durumlarına hecelerin. Şu şekilde açık açık kapalı 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 açık. Şimdi benim burada kapalıyı açma gibi bir durumum yok. Çünkü ulama gibi bir durumum yok. O zaman ben burayı imali ile kapatmam gerekiyor arkadaşlar. İsterseniz onları farklı bir renkte gösterelim. Şimdi kapalı, kapalı, açık, açık, kapalı, 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 açık, açık, kapalı, kapalı, açık, kapalı. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Bunu ben açabiliyor muyum? Açabiliyorum. Ulama yaparak. Fakat şurayı imale ile kapatmak benim için daha uygun. Neden? Çünkü gözlerim biraz daha vezinin e, ne olduğunu anlayacak derecede ya da e, ezberlediğimiz zaman vezinleri bu şekilde durumlar çıktığı zaman ulamamı yoksa imalemi yapmamız vezne bağlı olacak. Yine devam edelim açık açık kapalı 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 evet 16 tane hecemiz var her iki tarafta da ve baktığımız zaman şuradan ilk tefilemizi gösterelim. Mefailün. Yine açık, kapalı, kapalı, kapalı. Mefailün. Yine açık, kapalı, kapalı, kapalı. Yani şimdi burada açık bırakıp şurayı açsaydık veznimiz çıkmayacaktı arkadaşlar. O yüzden burada imale yapmış olduk. Yine mefailün, mefailün yani veznimiz ne? mefailün çarpı 4. Tekrar ifade edelim. Seher sahraya azmettim. Yani sabah vakti sahraya gitmeye niyetlendim. Muradı dil şikar oldu. Muradı dil gönlümün isteği avlandı. Göründü bir elif kamet. Elif boylu güzel göründü. Şikarum aşikar oldu. Şikar şikar. Bakın burada da yine şairimiz ne yapıyor? Şikar, aşikar da aynı mısranın içinde aynı seslerle bir ahenk yaratmaya çalışıyor. Şikarım yani avım belli oldu. Peki ne var burada sanatlarımız? Şimdi şairimiz avlanmak isteğiyle sahraya çıkıyor ve Elif boylu bir güzele rast geliyor. Ve artık avı belli olmuş. Avı ne? Sevgiliyi avlayacak. Gözünü kestirmiş yani. Artık avı belli olmuş. Burada Mecazi Mürsel ile Mecazi Mürsel ile arkadaşlar ne yapılıyor? Avlanmak isteği şairin gönlüne veriliyor. Yani gönül kastedilip burada yani bir parça vücudun bir parçası kastedilip e, söylenip beden kastediliyor. Burada bir mecaz mürsel sanatımız bulunuyor. Öte taraftan farklı bir renkte de diğer sanatımızı gösterelim. Şimdi biraz daha beyti ifade edelim. Şimdi sabah erken vakitte genellikle avlanmaya gidilir ve gece boyu bu avlanma devam eder. İşte şair burada ne yapıyor? Sevgiliyi o sahrada görmüş ve artık onun avlanmasını istiyor. Yani bir ceylan avına çıkmış gibi. Sevgili de zaten ceylana benzetilir divan şiirinde. Öte taraftan sevgili bir elif kamettir arkadaşlar. Yani burada elif kamet yani elif boylu dediğimiz ne olacak? Yani boy elife benzetiliyor ya. Yani benzeyen ve kendisine benzetilen olduğu için sadece benzetmenin iki unsurlarıyla yapılan nedir? Teşbihi beliktir arkadaşlar. Yani boy şekil bakımından elif harfine benzetilir. Ve öte yandan farklı bir renkte yine gösterelim. Şurada az önce ifade ettiğim şikar ve aşikar sözcükleri arasında da yani bir harf fazlalığıyla bir cinas yapılmış oluyor. Buna da mutarraf cinas adı veriliyor arkadaşlar. İkinci beytimize geçiş yapalım. Felekler şehri aşkın içre dokuz kubbeli cami, duhanı ateşi ahım çıkıp ana menar oldu. Şurada bir ç harfimiz çıkmamış. Bu şekilde çıkartıyoruz. Çıkıp ana menar oldu. Ey sevgili felekler, felekler Aşkının şehri içinde dokuz kubbeli cami oldu. Ahımın yani feryadımın ateşinin dumanı da ona minare oldu demek istiyor. Burada aslında söylenilmek istenen mübalağa ile anlatılıyor. Öyle bir aşk şehri ki dokuz kubbeli cami içine alacak ve aşığın feryadı da feryadından çıkan duman da ona minare olacak yüksekliğe erişecek. Ve böylece ne yapılmış olacak arkadaşlar? Burada mübalağa sanatını görmüş olacağız. Öte taraftan şehri aşk. Aşk şehri. Yani aşk neye benzetiliyor? benzeyen şehre benzetiliyor. Kendisine benzetilen ve bu sayede ne olacak? Teşbihi, belik, sanatı yapılmış olacak. Ama ifade edelim buradaki hakim sanat mübalağadır. Yine kubbe, cami, menar, sözcükleriyle ne olacak? Tenasüp. Yani uygunluk sanatı ortaya çıkmış olacak. Öte taraftan bir tenasüp unsurumuz da var. Burada duhan, ateş ve ah sözcükleri hem tamlama yapmış hem de ikinci bir tenasüp unsurunu ortaya çıkarmıştır. Ve burada bir mazmunumuz da var. Şimdi minare elif gibidir. Elif harfi gibidir. Ve burada dumanlar yükseğe çıkıyor ya. Bunu bir insan gibi de düşünebiliriz. Yükseğe çıkıyor. Ne olacak bize bu? Yan yana getirdiğimiz zaman şu harfleri ahı vermiş olacak. Bu 9 kubbeli yapılar da Osmanlı eserlerinde görülüyor. Arkadaşlar bunu da unutmayalım. Yani görüldüğü üzere şairimiz sosyal yaşamdan pek çok yani bir örneği bize yansıtıyor. Yine bir önceki beyitte de şairimiz ne yapıyor? Sabahleyin avlanmayı bize anlatıyor. Yani sabah vakti de o dönemde ava çıkıldığını söyle söylüyor. Fakiri nakdi derdün bir acep gencini etmiştir. Dolaştı cümlerekler her taraftan bana mağar oldu. Bu fakiri, bu zavallıyı derdinin parası, derdinin nakdi bir şaşılacak hazine etmiştir. Cümle damarlar rek Buradaki rek arkadaşlar damar demektir. Genciğine, hazine demek. Bunları unutmayalım. Rek damar. Her taraftan bana mağar oldu. Mağar dediğimiz nedir? Yılan. Bütün damarlar vücuttaki bütün damarlar yılan olmuş. Niye? Çünkü o aşığın vücudu bir hazine. Neden? Çünkü sevgiliye duyulan aşk nedeniyle kalp bir hazine haline gelmiş ve damarlar da onu koruyan bir yılan olmuş. Burada anlatmak istediği aslında bir telmih var. Yani böyle hazinelerin virane yerlerde bulunması, fakirlik, öte yandan bu virane yerlerde yılanların bu hazineleri koruması olayına bir telmih de bulunuyor. Öte taraftan nakdi dert diye bir burada tablamamız var arkadaşlar. Nakdi dert yine dert neye benzetiliyor? Paraya nakde benzetiliyor. Burada yine ne var? Teşbihi, belik, sanatı var. Yine kendisine fakir diyor şair. Bedenini Hazine ve yılan ilgisiyle kapalı istihare şeklinde bir virane olmuştur. Yani burada e, hazinelerin nerede bulunduğundan yola çıkarak ne diyoruz? Yani burada aslında ha, hazinenin bulunduğu viran yer kastediliyor. Gencine denilerek burada da bir kapalı istiharemiz mevcut. Yani şöyle açıklayalım. Şairin dertli bedeni bir yıkık dökük yer haline gelmiş. Kendisine fakir diye hitap ediyor şair ve bedeni hazine ve yılan ilgisiyle kapalı istihare şeklinde virane olarak görülüyor arkadaşlar. Yani dertler çok bu yüzden virane bir yer haline gelmiştir. Damarlar neye benzetiliyor? Yılana benzetiliyor. Yani benzeyen kendisine benzetilen yine bir teşbihi beli sanatı yapılmış oluyor. Şurada da fakir ve hazine yani para ne oluyor tezat sanatı yapılmış oluyor. Şimdi aşk sonucu şairimiz bir dert sahibi oluyor mu? Yani sebep sonuç ilişkisi. Bu yüzden de burada dert derken yine ne yapmış oluyor? Sebep sonuç ilişkisinden mecazı mürsel yapmış oluyor. Yine şairimiz ne yaptı? Bize gelenekten bir haber verdi. Bunu unutmayalım. Gelenekten bir haber verdi. Ne diyor? Hazine virane yerlerde bulunur ve onu da yılanlar korur. İşte benim vücudumda virane olduğu için aşk sebebiyle ben de bir hazineyi koruyorum. Haz yani ben de bir hazineye sahibim bunu da koruyan damarlarımdır diyor. Damarlarım yılana benziyor diyor. Yine gelenekten bir örnek vermiş oluyor şairimiz. Dördüncü beyt. Kanı akıl. Kanı sabır, u kanı rahat, kanı takat. diriga cümle yaranım yanımdan tarumar oldu. Kanı sözcü hani nerede anlamında. Hani akıl, hani sabır, hani rahat, hani takat. Ee, burada da yine rahat, huzur, güç, derman nerede? Yazıklar olsun. Cümle dostum yanımdan tavrumar oldu. Tavrumar oldu, dağılmak, perişan olmak. Burada Şairimiz kanı sözcükleriyle yani burada kullanmış olduğu K ve N sözcükleri şey harfli K, N ve R harfleriyle bize ne yapıyor? Aliterasyon yapmış oluyor. Ee, şuradaki R'ler, K'ler, şuradaki N'ler sürekli tekrarlandığı için bir aliterasyon. Aynı zamanda hep görmüş olduğunuz üzere... A harfinin bir üstünlüğü var. Ona da ne diyoruz? Asonans yani ünlü tekrarı var. Yine kanı sözcükleriyle şairimiz bir tekrir yapıyor. Sanırım tekrir en kolay sanatlarımızdan biri. Üzerinde hiç tartışma yok. Yani tekrar günlük dilimizde kullandığımız için tekrir diyoruz sadece inceltiyoruz. Öte yandan kanı 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 diyerek dört tane soru soruyor mu arkadaşlar? Soruyor. Bunda ne diyoruz? İstifham diyoruz. İstifham fehim sözcüğün e, kök harflerinden geliyor. Anlamak anlamaya çalışmak istifham sanatını oluşturuyor. Peki şairimiz bu akıl, sabır, rahat ve takatı ne yapıyor? Bir arkadaşa benzetmiyor mu? Benzetiyor. Yani bunlar bir arkadaş. Ne yapıyor burada? Teşhis yapmış oluyor arkadaşlar. Kişileştirilmiş akıl, sabır, rahat ve takat kişileştirilmiş ve teşhis sanatı yapılmış. Peki akıl gitti, sabır gitti, rahat gitti, takat gitti. O zaman karşımıza delirmiş bir insan çıkacak ve karşımıza Mecnun gelecek arkadaşlar. Mecnun da bizim neyimiz olacak? Mazmunumuz olmuş olacak. Evet burada da yine bir gelenek var. Mecnun Anlatılıyor ve Mecnun'a giden yolda aklın, sabrın, rahatın ve takatin gitmiş olacağı bize ifade ediliyor. Ve son beyte geçelim arkadaşlar. Bugün Ferhat'tan diva nedir? Bugün Ferhat'tan daha aşıktır. Aklını aşk yüzünden daha çok kaybetmiştir. Nerede kaybetmiştir? Kuhsarı aşkında yani aşkının dağında. Gör ey, ey hüşrevim. Ey Hüsrev'im, ey padişah. Hüsrev hem padişah hem de İran'ın önemli mitolojik şahsiyetlerinden biridir. Ama daha çok padişah anlamıyla kullanılır. Padişah sevgilidir. Gör ey sevgilim, zati ne şiirin yadigar oldu. Zati ne tatlı bir sevgili olduğu ya da sana nasıl tatlı bir hatıra oldu diye zati ne yapıyor? Kendisini Ferhat'tan daha üstün duruma getirmiş oluyor. Peki burada Ferhat diyerek geçme tanı diyoruz. Ferhat ne yapıyor? Şirin için dağları deliyor ve burada bize bir telmihte bulunuyor. Peki telmih için ne yapıyor? Bize burada kuhsardan bir ipucu veriyor. Öte taraftan kuhsarı aşk. Aşk neye benzetiyor? Dağ. Benzeyen kendisine benzetilen yani teşbihi beli. Bu ikili tamlamalarda lütfen dikkat edelim. Teşbihi beli olmuş oluyor. Yine şurada ey diyerek şairimiz bir nida sanatı yapmış olacak bizlere. Yine devam ediyoruz. Ferhat Divane ve kuhsar sözcükleriyle biz tenasübü de görmüş olacağız. Şimdi biz dedik ya burada hüsre padişah anlamında bir de İran mitolojisi şahsiyeti var. Burada aslında Hüsrev deyince bizim aklımıza gelecek İran kahramanlarından biri gelecek. Fakat biz padişah ya da sevgiliyi kastediyoruz Hüsrev'im diyerek burada nedir? Tevriye vardır. Yani bize şair ne yapıyor? Şu ikinci anlam ön plana çıktığı için mecaz anlam ön plana çıktığı için tevriye yapmış oluyor. Kinaye ile tevriye birbirine çok karıştırıyor arkadaşlar. Kinaye'deki anlamda kastediliyor. Fakat tevriyede uzak anlamımız kastedilecek. Bu ikisi arasındaki fark. Bir de kinaye'de size ipucu da verir her iki anlam için olması her iki anlamı da düşündürmesi için. Fakat burada Hüsrev'im diyerek zaten İranlı mitolojik şahsiyete seslenmiyor ki şair. Aşık olduğunu, kendisine şiirin yadigar olduğunu söylüyor. O yüzden biz sevgiliyi anlayacağız burada. Sevgiliyi anlayacağımız için bu mecazdır ve uzak anlamdır. Yakın anlamı kastetmediği için tevriye yapılmış oluyor. Evet, şairimiz 5 beytinde de 5 gelenekten bahsederek bize motifleri vermiş oldu arkadaşlar. Bir diğer şairimiz Hayali Bey, Hayali asıl adı Mehmet, lakabı Bekermemi Yenice'de doğuyor. Selanik taraflarında Gençliğinde Aşık Çelebi'ye göre Bostan'ı, Gülistan'ı okuduğu söyleniyor. Ve Bostan ve Gülistan'ı okumak şudur arkadaşlar. O dönemde Farsça dilini geliştirmek için her şair ya da her öğrenci Bostan ve Gülistan okuyarak kendi edebi Farsçasını geliştirmeye çalışır. Öte taraftan Hayali ne yapmış? Baba Ali Mesli Acemi adlı bir kalender dervişin etkisinde kalıyor. Kalender dervişler de oradan oraya gezerler, mala mülkü önem vermezler ve e, bir kalender meşrep hayat yaşarlar. Şairimiz genç yaşta bu kalenderiliğe mensup oluyor. Yani o yaşlarda 13-14 yaşlarında bunu da İstanbul'da bir şahsiyet görüyor. Bu şahsiyetimiz Sarı Gürz Nurettin Efendi diyor ki böyle genç yaşta bir insanın kalenderi olmasına gerek yok. Biz bu adamı yetiştirelim. Ve onu tarikatten ayırıyor ve şiire yöneltiyor. Zaten e, bu bağlanmış olduğu şey kendisini şaile doğru yönlendiriyor. Tasavvuf şiirler yazmaya başlıyor o zamanlarda 14-15 yaşlarında yani genç yaşlarda şiir yazmaya başlıyor. Ve İstanbul'da Hayali'nin yazmış olduğu şiirler İbrahim Paşa ile Defterdar İskender Çelebi'nin dikkatini çekiyor ve ardından devlet kademesinde kendisine görevler veriliyor. Yani e, neler veriliyor? Gazali Deli Birader ile Rodos seferine katılıyor. Bağdat'ın fethinde rol alıyor ve Bağdat'ın fethinde Fuzuli ile karşılaşıyor. Ve Fuzuli ile bayağı dostlukları var o sefer sırasında. Yine Hayali'nin Hayaliye kanuni tarafından büyük bir ilgi var. Ve bu nedenle Hayali'yi çekemeyenlerin başında da Taşıcalı Yahya var. Onunla pek anlaşamıyorlar. Hayali 1557 içi senesinde e, böyle vefat ediyor. Yüklü de bir çocuklarına miras bırakıyor. Bazı özellikle Gelibolulu Ali'nin teşkilesinde cimri olduğu ifade ediliyor hayalinin. Bu da magazinsel bir bilgi. Edebi yönüne baktığımızda e, dönemi için Sultanı ı Şuara yani şairlerin sultanı, meşhur hayali Rumili Rumeli şairlerine Serdar Komutan olarak anılıyor. Önemli bir şairdir. Önemli bir şairdir. Asıl gücü gazellerindedir. Ana unsur tasavvuftur hayalide ve Necati gibi atasözü ve deyimlere şiirlerinde yer veriyor sıklıkla. Rumeli Türkçesini de çok güzel bir şekilde kullanıyor. Usulü ve hayretiden etkileniyor arkadaşlar. Tek eseri divanlıdır fakat şairimiz yaşadığı süre içerisinde divanını tertip etmemiştir. Ve kanuni istedikten sonra kendi ölümün hayali vefat ettikten sonra bu şiirler toplanıyor arkadaşlar. Ve bazı şiirlerinde bir araya getirdiği bir Gülisatberk adında da bir mecmuası vardır. Gülisatberk yüz yapraklı gül demek. Muhtemelen 100 şiirden oluşuyor. Dediğimiz gibi Hayali bu dönemin önemli şairlerinden biridir arkadaşlar. Yani bu dönemde önemli olmayan şair neredeyse yok. Şimdi Hayali'nin bir gazelini beraber şerh edelim. Tasavvuf var mı, yok mu? Gözlerimizde görelim arkadaşlar. Başımda mu yujulide, tenimde taze dağım var. Melamet mülkünün sultanıya tuğum otağım var. Şimdi başımda ne var diyor şairimiz? Perişan saçlar. Jülide perişan dağınık saçlarım var. Ve tenimde bedenimde taze çıkmış dağım. Dağ nedir? yara, yaralarım var. Melamet mülkünün yani kınanma mülkünün ülkesinin sultanıyım. Benim tuğum var, otağım var. Tu ve ota padişahlık belirtisidir. Melametliler için asıl övünülecek nokta işte bu kınanmışlık, vücuttaki yaralar, üst başın perişan olması onlar için padişahlıkta eş değerdir melamilikle ilgili Abdülbaki Görpınarlı'nın çok güzel bir çalışması vardır. İsteyenler bakabilir. Şimdi tu ve ota padişahlık alameti dedik. Ve kınanmayı görüyoruz burada. Melamet mülkü diyerek şairimiz kınanmışlık ülkesinin padişahı olduğunu artık kendisine ne derlerse desinler yani. Dünya umurlarında değil. Melamiler için dünya varlıklar önemli değildir. Onlar için Allah yolunda her şeyi feda etme önemlidir. Ve bu şekilde yaşayanlar da ne diyoruz? Melami diyeceğiz. İşte bu beytte bu unsurlar vardır. Yani vücudun yara olması, perişan saçlar, bu perişan saçlar neye benzetiliyor? Bu de tu. Dağlar neye benzetiliyor? Ota. Yani ota şöyle bir çadır dersek arkadaşlar yani tam çizemedim kusura bakmayın. Vücuttaki yaralar da yine şekil yönüyle buna benzetiliyor. Yani burada bir ne var? Benzetme unsurları karşımıza çıkıyor teşbihi belik diyoruz biz buna. Yani benzeyen ve kendisine benzetilen mevcut. Öte taraftan burada başımda mücülü de tenimde taze dağım var diyerek burada bir fakirlik imajı var. Fakat burada sultanın ülkeni sahibiyim derken bir zenginlik imajı var. Yine bu da anlam yönünden iki beytin tezat olduğunu gösteriyor. Yine Tu, otağ, sultan, mülk, bunlar ne yapıyor? Birbirleriyle tenasüp oluşturuyor arkadaşlar. Öte taraftan bakın muycili de, de burada. Bunu da diğer bir rengimizde göstereyim. Dağ da burada. Muycili de biz neye benzetmiştik az önce? Şöyle tekrar yapalım arkadaşlar. Bu jüli de otak ve tu. İşte bu de ve şu ikisi ne yapıyor? Lef ü neşr sanatını ortaya çıkartıyor. Düzenli lef ü neşr vardır. Otağlar Bilimiz çadır. Tu ise at kılından süpürge biçiminde yapılan yapılıp bir sarıya takılan püsküller. Bunlar Osmanlılarda padişahlar, vezirler, beylerbeyi, sancak beyleri kullanılıyor. Şu şekilde çizersek böyle püsküllerin olduğu at kılından yapılan bunlar bir padişahlık ya da büyük bir rütbenin belirtisidir. Peki ilk beytimizin sanatlarını bu şekilde bulduk. Veznimizi bulalım mı arkadaşlar? Bulalım. Şimdi şuradaki uzun ünlümüz yok arkadaşlar. Başımda, muyu, jülide, tenümde, taze dağum var. Melamet mülkünün sultaniyam tugum otağum var. Görüldüğü üzere açık ve kapalı eceleri gösterdik. Şimdi tefilelerimize bakalım. Açık açık kapalı kapalı açık kapalı. O zaman ne yapacağım? Ben bunu açamayacağım için burayı imale ile kapatıyorum. Kapalı kapalı açık 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 kapalı. Benim kapalı açma durumum olmadığı için burayı benzetmek açısından imale yaparak kapatıyorum. Kapalı kapalı açık kapalı. O zaman ne yapacağım? Yine burayı açma imkanım olmadığı için burada imale yapmış olacağım. Açık açık kapalı kapalı açık açık. Devam edelim. Kapalı kapalı açık açık kapalı açık. O zaman ben bu kapalıyı açma durumum yok. Şurada zihaf aklımız en son gelecek arkadaşlar. Ee, yani neden zihaf yapmayalım orada diye düşünebilirsiniz. Zihaf en büyük kusur oluyor ondan. Şimdi 16 heceden oluşuyor. O zaman açıkla da başlıyor. Kapalı 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 gidiyor. Mefailün. Mefailün. Mefailün yine mefailün mefailün yine bakalım mefailün bakın burayı imali yapmamız gerekiyor görüldüğü üzere burada da yine mefailün ortaya çıkmış oldu diğer beyitleri sizlere bırakıyorum arkadaşlar hani çalışmanız için ekran durdurarak yapabilirsiniz devam edelim ikinci beytimize diyarı suzun oldum şem gibi ben de serdarı ateş diyarının ateş diyarının oldum şem gibi ben de serdarı yani ateş ülkesinin mum gibi ben de komutanı oldum serdar komutan demek lider demek nice ferhad ile mecnun gibi yanar çerağım var Ferhat ve Mecnun gibi yanan çerağlarım var. Yani bir sürü onlar ya benzer mumlarım, kandillerim var. Burada şairimiz kolay bir sanat yapmış. Ferhat ile Mecnun diyerek telmih sanatını ortaya çıkarmış. Peki bu çerağım var derken kandil mumum var. Bu Ferhat'la Mecnun kandile benzetilmemiş mi? Benzetilmiş o zaman burada yine kapalı istiharemizde mevcuttur. Yani mum kendisine benzetilen Ferhat ile Mecnun nedir? Benzeyendir. Kendisine benzetilen yok, bunlar var. O zaman kapalı istiharemiz ön plana çıkıyor. Şera aynı zamanda iki anlama sahip bir kelime. Birincisi bugün kullandığımız çırak, yardımcı. İkincisi de kandil anlamında. Ama burada yanar diye bize bir ipucu vermiş şairimiz. O zaman ben bunu kandil olarak alacağım. O yüzden ne yapmış? uzak anlamını kastetmiş. Tevriye sanatı ortaya çıkarmıştır. Yine sus, şem, Çerak sözcükleri ile aynı zamanda yanar sözcükleriyle ne yapıyor bizim şairimiz? Tenasüp meydana getirmiş. Yani tenasüp uygunluk sanatı ortaya çıkarmıştır. Bir diğer beytimize bakalım. Fezai aşkta yani aşkın göğünde ben ol nihali serfirazam kim? Ben öyle bir başı çeken serfiraz baş kaldıran başını yükseklerde tutan öyle bir fidanım ki aşkın gökyüzünde nihali sidre yani sidre ağacı üzerine saye salmış bir budağım var. Yani budak nedir? Daldır. Dal demek. Yani benim öyle bir ağacım ki cennette bulunan sidre ağacının daha üstünüyüm ve ona bir dalım benim gölge salar diyerek ne yapıyor? Kocaman bir mübalağa yapmış oluyor. Mübalağa sanatını burada görüyoruz. Öte taraftan kendisini ne yapıyor? Nihali serfirazam yani e, baş çeken bir fidan. Nihal fidan demek. Kendisine benzetilen bu nedir? Benzeyen. Öte taraftan benzetme yönümüz var mı? gölge salan bir fidanımız var. Yani Nihal-i Sidre üzere şurada da bir edatımız var. Yani teşbih sanatının tüm unsurları kullanılmıştır. Yine Nihal budak sidre sözcükleriyle ve feza sözcükleriyle feza arsa tarla anlamına da gelebiliyor. Bunu da unutmayalım. Arsa, tarla, meydan anlamına gelebiliyor. Bunlarla ne yapmış? Bu yeşil çizdiğimiz yerlerde bir tenasüp yapılmıştır. Aşkı bir gökyüzüne benzetiyor değil mi şairimiz? Aşk fezası. İşte burada da teşbihi belik sanatı vardır arkadaşlar. Yine burada e, Miraç hadisesine şuradaki Sidre ile Miraç hadisesine telmihte bulunmuştur. Şairimiz görüldüğü üzere tasavvufi unsurlar, dini unsurlar e, şiirde yer alıyor. Sipeh'i gusla beni saklar penahumdur. Yani gam ve keder askerinden, sipeh asker. Gam ve keder askerinden beni saklayan nedir? Bir penahum var, sığınağım var. Neymiş? Yüzünde, yani sevgilinin yüzündeki mis kokulu benler gibi bir kara dağım var. Yani bakın buradaki kara dağ yine nedir? Melamilik göstergesidir. Ee, bu şekilde vücuttaki yaralar sevgilinin miskrekli beni gibi gam ve keder askerinden koruyor. Çünkü e, melamiler aşıklıklarını bildirmek, gam ve keder çektiklerini bildirmek için vücutlarında yara açarlar. İşte o yaraya dağ deniliyor ve o yaralar biraz daha siyahlaşınca laleye benzetme unsuru olarak kullandırılıyorlar. Şimdi burada gam ve keder bir askere benzetiliyor, orduya benzetiliyor. Burada teşbihi, beli, sanatımız ortaya çıkmış oluyor. Yine yarasını benzetme olarak ne yapıyor? Penah, benzetme yönü, sığınma. Ondan sonra kendisine benzetilen hali miskin, karada benzeyen. Bunlarda ne yapılıyor? Teşbih sanatı olmuş oluyor. Yine hal, miskin ve kara sözcükleriyle bir tenasüp yapılmış oluyor arkadaşlar. Bir diğer beytimiz artık son beytimiz. Hayali şahı aşk oldum. Ey hayali ben aşkın padişahı oldum. Dahi bu aklı hercai. Ayrıca bu e, kendine göre davranan derbeder yaratılıştı. kararsız akıl gönül mülküne ayak basmasın muhkem yasa var. Artık bu akıl gönül mülküne ayak basmasın. Çünkü yasam var. Ben artık aşkın padişahıyım Buna göre emir veriyorum diyor şairimiz. Burada ne yapıyor kendisini bir devlet başkanına bir padişaha benzetiliyor. Fakat burada artık duygular ön planda aklı istemiyor. Aklı dışarı atmış ülkesinden kovmuş ve bir padişah olarak yasa çıkarmış ki şairimiz e, ne yapmış? Kendisi aşk ülkesinin padişahı olmuş. Gönlü ne yapıyor artık? Gönül bir mülke benzetiliyor. Yani bir teşbihi, beli benzeyen ve benzetilenin olduğu ayak basması muhkem yasağın var. Ee, öte taraftan akıl nedir? Aklı hercai derbeder yaratılışlı bir akıl. Derbeder yaratılışlı bir akıl ne yapmış? Ülkeden kovulmuş. Yani bu artık insana benzetilmiş ve böylece insan söylenilmemiş. Yani kendisine benzetilen söylenilmediği için burada bir kapalı istiare vardır. Aynı zamanda ne vardır? Teşhis sanatımızda ortaya çıkmaktadır. Evet arkadaşlar bugünlük dersimiz bu kadar. Biraz uzun sürdü. İki gazel şerh ettik. Bir diğer dersimizde diğer şairlerimize yer vereceğiz arkadaşlar. Öte taraftan yakın bir zamanda da canlı gazel şerhleri dersimiz başlayacak. Bunun ayrıntılarını Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayın, olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.